Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Antienfektif ilaçlar grubunda yer alan Monodox, 100 mg'lık 14 kapsül içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Monodox'un etken maddesi doksisiklindir. Doksisiklin etken maddesi bakterilerin protein yapımlarını bozarak üremelerinin durmasına neden olur. Monodox kapsül nedir, ne için kullanılır? Monodox kapsül, duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Monodox kapsül şu rahatsızlıklarda kullanılmaktadır: İdrar yolları ve genital enfeksiyonlar, cinsel temasla geçen bazı hastalıklarda, zatürre, atipik zatürre, kronik bronşit ve sinüzit gibi solunum yolu hastalıklarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, antibiyotik tedavisinin gerekli görüldüğü sivilcelerde, kolera, amip, turist diyaresi gibi bağırsak hastalıklarında, bazı göz enfeksiyonlarında, kayalık dağlar benekli humması, kü ateşi, tifüs çeşitleri, bit ve keneden geçen hastalıklar, malta humması, veba, sıraca, leptospiroz, psittakoz gibi hastalıkların tedavisinde, sıtmanın önlenmesi ve tedavisinde, turist diyaresinin önlenmesinde, gazlı gangren ve tetanoz için alternatif tedavi olarak kullanılmaktadır. Monodox kapsül nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Doktorunuz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre alacağınız doz miktarını ve Monodox ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediyse genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda başlangıç dozu olarak günde 2 kez 100 mg veya tek doz 200 mg alınmasının ardından günde 100 mg kullanılması önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 200 mg ile tedaviye devam edilebilir. Uygulama süresi genellikle 10 gündür. İlacın her dozunu bol miktarda sıvı ile birlikte tok karnına alınız. Midenize zarar verme riskine karşı yemekle birlikte veya sütle birlikte almanız önerilir. Yemek borusunu tahriş edebileceğinden oturur veya dik durumda iken yutunuz. Yaklaşık 30 dakika uzanmayınız ve yatmayınız. Monodox kapsül farklı enfeksiyonlarda, farklı dozlarda ve sürelerde önerilir. Sivilce tedavisinde günde 50 mg, 6 ila 12 hafta, cinsel temasla bulaşan hastalıklarda günde 2 kez 100 mg, 7 ila 10 gün, frengide günde 300 mg bölünmüş dozlarda, bit veya kene nedenli ateşlerde enfeksiyonun şiddetine göre 100 mg ila 200 mg tek doz, sıtmada günde 200 mg olmak üzere en az 7 gün, turist ishalinin önlenmesinde seyahatin ilk günü 200 mg ve seyahat boyunca günde 100 mg, en fazla 3 hafta boyunca kullanılır. Monodox kapsülü kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır: İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilaç, soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin yol açtığı enfeksiyonları tedavi etmemektedir. Tedaviniz sırasında kendinizi iyi hissetseniz bile ilacı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Enfeksiyon vücudunuzdan tamamen temizlenmeden de iyileşme belirtileri görülebilir. Tedaviniz sırasında veya tedavi sonrasında ishal gelişirse doktorunuza söyleyiniz. Eğer şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa, ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza durumunuzu anlatınız. Bu ilaç 8 yaşından küçük çocuklara verilmez. Çocuklarda kemik bozuklukları, dişlerde kalıcı sararma veya grileşme görülebilme olasılığı yüksektir. İlacın kullanımı sırasında güneş ışınlarına ve yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktan kaçınınız. Bu ilaç cildinizi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebilir ve güneş yanıklarına sebep olabilir. Bu ilacı hazımsızlık tedavisinde kullanılan antasitler ve multivitaminler, kalsiyum takviyeleri, demir içeren yiyecek veya ilaçlarla aynı anda almayınız.
Bu ürünlerle birlikte almanız ilacın emilimini azaltabilir. İlacınızı bu ilaçları almadan 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilaç kullanılmamalıdır. Monodox kapsül doğmamış bebeğin iskelet gelişimini yavaşlatabilir. İlaç anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Bebeğin kemik ve diş gelişimini etkileyebilir. Monodox kapsülün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Mide bulantısı, mide yanması, karın ağrısı, ishal, iştahsızlık, kulak çınlaması, görme bozuklukları, kas ve eklem ağrısı, kan ve üre değerlerinde geçici değişiklik yaygın görülen yan etkilerdir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.